17-18 Haziran'da Yükseköğretim Kurumları Sınavları yapılacak. 3,5 milyon kişi sınavlara başvuru yaptı. Her yıl başvuru sayısı artarken YKS'ye girecek olan üniversite adaylarına eğitim uzmanı Mustafa Karaarslan'dan tavsiyeler geldi. Esas olan amaç çok sayıda üniversite mezunu verebilmek, nitelikli üniversite mezunları verebilmek, evet. içeriği gerçekten doldurabilmek, nitelikli üniversiteler, buradan mezun olan insanların kalifiye eleman olması çok kıymetli ve çok değerli. Sadece bir üniversite bitirmek bile günümüzde yeterli değil. Evet. İşte yüksek lisansları, doktoraları. Bundan dolayı biraz sayıda artış var. Kararsan bu yılki YKS'de ne gibi değişiklikler olduğunu açıkladı. 12. sınıfın İkinci döneminde anlatılan üniteler, konu başlıkları bu sınava dahil edilmedi. Matematikte integral, evet. türev, <laughs> limit gibi konular bunlarla ilgili soru sorulmayacak öğrencilere. Aynı şekilde işte fizik, kimya, biyoloji, tarih, coğrafya, felsefe gibi derslerde de edebiyat derslerinde de yine 12. sınıfın 2. döneminden sorular gelmeyecek. Güncel programında açıklamalarda bulunan kararstan sınav öncesi ve esnasında da kaygıyı azaltmak için ve süreyi kontrollü kullanabilmek için neler yapılabilir anlattı. Sınava girerken iki tane belgeniz var. Bir fotoğraflı nüfus cüzdanınız olacak, bir de sınava giriş belgeniz olacak. Bu belgeyi ve nüfus cüzdanınızı lütfen başucunuza koyun. Mutlaka sınavdan bir saat önce bu sınava gireceğiniz okulda bulunun istiyoruz. Bazen bulunduğumuz ortamda bizi rahatsız edecek bir ses de olabilir. Uyardık vesaire. Onlardan işte bir düzenleme geldi ama bizi tatmin etmiyorsa bile normal sınavımız, bu sınavı ben bunlarla birlikte de devam ettirmeliyim deyip yani bunun üzerine çok fazla düşmemek gerekir. Ee, soruyla inatlaşırsanız, bir soruya 3 dakika, 5 dakika ayırırsanız bir sorunun süresi en fazla 1.25 dakika, hı hı. yani bunu açtığınız anda 5 dakika ayırdığınızda gerçekten yapabileceğiniz soruya ulaşamayabilirsiniz. Yapamadığınız soruyla inatlaşmayın, daire içerisine alın bir başka soruya geçin, sınav bittikten sonra tekrar geri dönersiniz. Eğitim uzmanı aynı zamanda tercih döneminden de bahsetti. 27 Temmuz ve 5 Ağustos tarihleri arasında biz öğrencilerin tercih çalışmalarını gerçekleştireceğiz. Artık hangi üniversite, hangi fakülte öğrencilerimiz nereye yerleşti tek tek bunları görebilecekler.